Değerli izleyenler, biz yeniden 8. Türk Dünyası Zirvesi'nin ayrıntıları için stüdyomuzdayız. Hemen karşımızda Avrasya Araştırmalar Enstitüsü Müdürü Vakur Sümer var. Vakur Bey, merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Vakur Bey, biz bir saattir zirvenin önemine dair çeşitli bağlantılarla önemini anlatıyoruz seyircilerimize. Zirvenin ekonomiden eğitime, sağlıktan siyasete pek çok yansıması olacak. Siz ne düşünüyorsunuz? Nasıl yaklaşıyorsunuz bu zirveye? Bundan sonraki geleceği, özellikle 2040 vizyonu için neler öngörüyorsunuz? Evet, biz de çok teşekkür ediyorum öncelikle. İlgiyle takip ediyoruz yayınınızı. Gerçekten tarihi bir yayın yaptığınızı düşünüyorum. Avrasya Araştırma Enstitüsü olarak da yakından takip ediyoruz. Dediğiniz gibi tarihi bir gün bu. 30 yıldır aslına bakarsanız hayali kurulan Türk dünyasının bütünleşmesinde son derece ileri bir aşamaya tekabül eden bir dönem. Tabii yoğun bir inşa sürecinden buraya gelindi. Az evvel Sayın Büyükelçi de ifade ettiler. 1992'den başlayan özellikle zirveler dönemi ve devlet başkanları zirveleri döneminden buraya kadar tuğla tuğla inşa edildi bu süreç. Ve tabii şimdi artık geleceğe doğru daha güvenle bakan bir kurumdan söz ediyoruz. Türk Devletleri Teşkilatı adı da son derece kurumsal bir hale geldi. Ve bu Türk Devletleri Teşkilatı 2040 yılına doğru girerken artık yeşil teknoloji, yeşil kalkınma gibi 21. yüzyılın önde gelen gündem maddeleriyle ilgilenecek şekilde kendini kurguluyor. Bu gündemi yakalaması ve 21. yüzyılı yakalaması bağlamında gerçekten hayranlık uyandırıcı bir gelişme Türk dünyası açısından. 2040 vizyonunu yakından inceleyeceğiz, yakından takip edeceğiz. Sayın Dışişleri Bakanı açıkladı, özellikle bu planın uygulanmasına yönelik 5 yıllık bir uygulama belgesinin de yani bu vizyonun uygulanmasına yönelik 5 yıllık bir uygulama planının da devreye alınacağını hemen bu zirvenin akabinde ifade etti. Günümüzün özellikle elektrik devrimi, yani arabalarda elektrikli arabalara geçiş, yeşil kalkınma, Paris İklim Değişikliği Anlaşması gibi pek çok konu dikkate alındığında ciddi ölçüde gündemi yakalayan bir vizyon olduğunu görüyoruz bu 2040 yılı, 2040 vizyon belgesinin. Ve tabii Türk dünyasının hem niteliksel derinleşmesine ek olarak niceliksel olarak da yeni üyelerle zenginleştiğini de görüyoruz. Özellikle Türkmenistan'ın gözlemci üye olarak da olsa birliğe katılması, artık biz buna birlik de diyebiliriz, önemli bir açılım. Aynı şekilde Macaristan'ın ilişkilerini giderek Türk dünyasıyla derinleştirdiğini görüyoruz. Ve bu İstanbul Zirvesi Türk dünyası açısından ileride tarih kitaplarında da yer alacak önemli kararların alındığı bir zirve. Bunlardan bir tanesi Aksakallar Konseyi'nin yönetmeliğinin güçlendirilmesi. Bu çok önemli bir gelişme. Bir diğeri gözlemci ve ortak üyelerle ilgili yönetmeliğin yine netleştirilmesi. Bu statülerin net hale getirilmesi. Bunlar büyük önem taşıyor. Tabii dönem başkanlığı Türkiye'ye geçiyor. Türkiye, Türk dünyasının bütünleşmesine verdiği destekle ötelen bir önemli rol üstlenen ülkelerden bir tanesi. Azerbaycan'ın bunu başarıyla sürdürdüğünü pandemi şartlarında ifade etmek lazım. Türkiye'de de bu atılım Türkiye'nin dönem başkanlığında devam edecek. Ve tabii tarihsel olarak da bu hem Azerbaycan'ın tarihi zaferine denk geldi. Aynı zamanda Türk dünyasının bir araya gelmesinde büyük önem taşıyan Zengezur taşımacılık yeni koridorunun da hayata geçmesiyle eş zamanlı olarak gerçekleşiyor. Dolayısıyla artık somut vizyonlar, somut projeler üzerinden Türk dünyasının giderek daha fazla bir araya geldiğini ve çalışma imkanı bulduğunu göreceğiz. Önceki konuklarınız ifade ettiler. Yani dilde, fikirde, işte birlik. Dilde birlik başarılıyor. Buna yönelik adımlar var. Fikirde birlik konusunda çok ciddi çalışmalar, işte bu Türk Konseyi ve Türk Devletleri Teşkilatı yeni ismiyle bunun en büyük nişanesi ve işte birlik çalışmasının da işte birlik vizyonunun ve idealinin de alt tabanını oluşturuyor, altlığını oluşturuyor aslına bakarsanız. Bundan sonra çok daha fazla pilot proje ve yeni açılımlar göreceğiz. Bunun giderek daha fazla somutlaştığını göreceğiz yeni projelerle. Ve özellikle tabii Hazar geçişinin hızlandırılması, orta koridorun geliştirilmesi, tarihin sarkacının giderek Doğu Asya'ya doğru hareketlendiği bir dönemde Türk
Türk dünyasının dünya siyasetindeki merkezi rolünün arttığı bir dönemde bu gerçekleşiyor. Ve o çerçevede de yeni gündemi tam anlamıyla kavramış görünüyor Türk devletlerinin yöneticileri. Bu 2040 vizyonu dediğimiz gibi dijitalleşme, yeşil kalkınma, iklim değişikliğiyle mücadele, çevresel risklerin azaltılması, dolayısıyla yeni güvenlik tehditleriyle mücadele anlamında da tüm Türk devletlerine güç katacak. Ve tabii bu konuda sinerji yaratacak yeni çözümlerin ortaya çıkacağını ben düşünüyorum. Yani sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir bin yıl hedeflerinin özellikle Türk dünyasında giderek daha fazla duyulan kavramlar olacağına inanıyorum. Buna yönelik olarak da gerek eğitim gerekse bilimsel faaliyetlerin de yoğunlaşacağını düşünüyorum. Ahmet Yesevi Üniversitesi, Manas Üniversitesi, Türk dünyasındaki diğer üniversiteler bu konuda önde gelen bilimsel araştırma merkezleri olacaklar. Dolayısıyla gerçekten tarihi bir dönemden geçiyoruz. Hatta şu kadar söyleyeyim, yani etkilerini şu anda tam anlamıyla kayda geçirmek dahi mümkün değil. O derece tarihi bir zirve bu. Bunun arkasından gelecek olaylar bize etkisinin ne kadar uzun erimli olduğunu net olarak ortaya koyacak. Evet. Bu şekilde değerlendirebiliriz ilk aşamada. Çok teşekkür ediyoruz Vakur Bey, verdiğiniz bilgiler ve açtığınız ufuk için.